Evet sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun köşemizdeyiz. Bakıyorum ustam başlamışsınız hemen. Başladık. Bugün yağlamaya başlayacağız. Ne yapıyoruz peki? Yeşil elmalı kek. Bugün kimin için yapıyoruz biliyor musunuz? Mutfak hayranı Gizem var, sevgili Gizem. Gizem için yapıyor. Bir öğrenci kardeşimiz var. Sevgilerimizi gönderelim Gizem öyleyse. Gizem için yapıyoruz, evet. Oo, çok güzel. Evet, bakıyorum. Ve bu arada da Manisa yöresine ait bir trit yemeğimiz olacak. Tritin başka bölgelerde yapılış şekli farklı olarak birkaç çeşidi var. Biz evet. Manisa usulünü yapacağız. İlk önce etlerimizi haşlamamız gerekiyor. Evet. Manisa'dan da konuğum gelecek. İkinci bölümde tam denk gelmiş. İsabet oldu desiniz. Evet. Evet, tam isabet olmuş. Yeşil elmalı. Kuzu gerdan kullanılıyor ama. Evet. Kuzu gerdan çok beğenmedim. O yüzden ben kuzu sırttan aldım. Şöyle lokum gibi et var. Evet. Evet, bırakabilirsek bıraktık. İlk önce etlerimizi haşlamaya alacağız. Kuzumuz kaynaya dursun. Hemen biz kek harcımıza başlayalım. Pekala, yeşil elmalı kek hemen bakıyorum. Şöyle kimimiz için böyle bir kap da olabilir. Evet. Bunlardan ikisinden birisi de olabilir. Evet. Çapı 24-25 santim civarında olursa toplamda. Evet. İdeal olacaktır bu kek için. Evet, bu kekten konukların pek yemeyecek. Belki müzisyen arkadaşlarımız yer. Nasip efendim, nasip. Biliyor, Tolga Bey gülüyor, Elçin Hanım gülüyor. Hocam zaten gülüp geçiyor. Bilmiyorum artık. Siz elma bölümüne. Tamam, elma oldu bölümüne. Elma bölümünde. Evet, her zaman olduğu gibi yumurta ve şekerimizi iyice hemen çırpmaya evet. başlıyoruz. 3 adet yeşil elma doğranmış. Bakıyorum 2 su bardağı şeker. Evet. Çırpıyorsunuz. Yağımız var, unumuz var. Her zaman olduğu gibi malzeme yine fazla değil. Evet. Evde olan malzemeler. Ben ekranda yönetmenimiz verdi ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 3 adet yeşil elma, 1 yemek kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı un, 3 adet yumurta, 2 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tuzu. Evet, şu akışkanlığı görüyorsunuz. Için. Evet, 3 yumurtayla 2 bu şekilde bardak olduktan şekeri sonra, çırptınız. Evet, hemen sıvı yağımızı ekleyebiliriz. Evet. Hemen onu biraz özleştirelim. Ve bu arada atlamayalım. Hemen elmalarımız fazla kararmadan. Küp tamam. doğranmış olacak. Tarçınımızı ve 2 yemek kaşığı kadar unumuzu şöyle içerisine koyalım. Karıştıralım. Biliyorsunuz ki harcına koyarken evet, tarçınımız, bu tip meyveleri evet. biraz daha tarçın. Derin olsaydı evet. çalkalama yöntemiyle daha pratik oluyor. Evet. Evet, devam edelim. Evet. Oh, mis gibi koktu tarçın. Yayın öncesi narın faydalarına biraz evet, evet. baktım. Hakikaten muhteşem bir sunumdu gerçekten. Kısa kısa notlarımızı izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Nardır, maydanozdur. Bitkilerin dili. Evet. evet. Şimdi bu tamam. Evet. Kek harcımıza devam edelim. Evet. Suyumuzu attık, karıştırdık. Unumuzu evet. boşaltalım hemen. 2 su bardağı. Evet. Ve tam üstüne kabartma tozu ve vanili ilave edelim. Evet, şunları ben alayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz katı olduğu için şimdi çırpma tenini çıkarıyorum. Bir spatula yardımı alacağım. Kek kalıbımız yağlanmış olacak. Onu da belirtelim. Evet, fırınımız önceden ısıtılıyor. Evet, 160 derece yaklaşık 35-40 dakika pişireceğiz. Şöyle tepe kamerasına yansıtalım mı? Evet. Biraz katı olacak harcımız. Harcın katına aldanılmasın. İdeal bir kek olacak. Tarçınlı, yeşil elmalı, mis gibi kek. Evet. Elmamız ekşi olacak. Hemen onu da evet, ekşi ekleyelim. Elma. Evet. Şimdi ise elmaları ekliyoruz. Geriye kalan toz harcı da ilave edebiliriz. Onda da problem yok. Evet, şimdi iyice karıştıracağız. Çok katı gözüküyor değil mi? Evet. Merak da ediyorum açıkçası. Neyse hocam, ben de sizdenim.
Tolga Bey, Elçin Hanım. Ben de tatlı yemiyorum. Evet, 100 gramdaki kalorisini merak ediyorum. Ben üçünüzün yerine de ufak dilimlerle bir çay yardımıyla keklere götüreceğim. Kabul edersiniz. Sizin yerinize ben yiyeceğim. Afiyet olsun. Değil mi? Tatlı olunca biz geri çekilelim. Ama öyle değil işte. Öyle değil işte. Öğreneceğiz çocuğumuzdan. İç harcını ben biraz daha şöyle toparlamak istiyorum. Evet. Vallahi hakikaten merak ettim. Ama güzel olacak. Evet, denenmiş tariflerimden birisi. Evet. Evet, kekimiz bu kadar. Hemen hemen hazır. Şimdi ise fırın ısınmış mı ısınmış? 160 derecede 35-40 dakika yine evet. Göreceli görmek üzere pişime atıyoruz. Şimdi bu kadar. Etimizi attık, haşlanacak. Haşlandıktan evet. Sonra Manisa yöremize ait tirit yemeğimizi evet. Hazırlamaya tekrar burada görüşelim, buluşalım diyorum. Hazırlamak o için. Zaman size ben kolay gelsin diyorum. Siz o kekimizi fırına veriyorsunuz. Ben de sohbet köşeme geçiyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, mutfağımıza geldik ama mutfağımızda fazla kalmayacağız. Çünkü kekimiz pişti. Evet. Değil mi ustam? Kekimizi de gösterelim, biz ben kaçalım. Ben istedim ki kendi kabında bir gösterelim. Sunumdan önce, tabaktan önce bakalım kendi kalıbında nasıl duruyor. Tabii sonra bize evet. Ayrıca göstereceksiniz. Evet. Şimdi etlerimiz haşlandı. Yavaş yavaş. Bana sonra gelelim. Tutuyoruz. Tirit kebabımız var. Manisa'nın yöresine ait. Evet. Kısa bir süre sonra yine birlikte olalım diyorum. Evet evet ustam, hemen şimdi o yemeğe geçmeyelim. Ben sadece evet. Keki göstermek istedim izleyicilerimize. Keki biraz hani malzemelerini malzemeleri tabii ki hatırlatalım. Tabii anlatalım. İlk evet. Önce şekerle yumurtaya çırptık. Daha sonra ise sıvı yağ ilave ettik. Kabartma tuzu, un, vanilya ilave ettik. Bir tarafta ise tarçını, unu ve elmaları, küp doğramış elmaları, yeşil ve ekşi elmaları. Bir yerde kabuksuz olarak tabii ki doğramıştık. Harmanladık. Harcımızın içerisine karıştırdık. Daha sonra ise kabımızı yağlayarak içerisine ilave ettik ve 160 derece 40 dakika pişirdik. Evet. Kekimiz soğusun. Etimiz sıcaktı. Hemen haber sonrası yapmayalım. Biraz daha soğusun. Tabii tabii, onları bekletiyoruz. Hazır ettikten sonra, hazır olduktan sonra ben size... Araya geçerken geleceğiz. Okay. Araya gelirken tamam. Geleceğiz. Evet, kekimizi de göstermiş olduk bu vesileyle. O zaman ustamızı mutfakta bırakıyoruz. Çünkü birazdan tekrar geleceğiz. Biz sohbet köşemize geçiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, mutfağımızdayız. Oo, bakıyorum ustam, her şey hazır mısınız? Yufkaya hazır. Evet. Etlerimizi sadece yapmaya bir adım yağımız kaldı. Yağımız kızıyor. Evet. Tereyağımız vardı, pul biberli. Aa, altını da açtık. Evet. Şimdi yapım aşamasına geçelim mi? Evet, evet geçelim ustam, hemen gösterelim. Selamlarımızı da gönderdik. Bugün bayağı izleyenler var bizi. Müzisyen arkadaşlar izliyor. Tolga Bey'in arkadaşları, Güray'ın ailesi değil mi? Özkan'ın, Semih'in, herkes. Herkes bizi izliyor, çok güzel. Tabii ki Mertcan'ın da ailesi ve arkadaşları tabii, izliyor. Engin'in ailesi komple hepsi bizi seyrediyor şu an. Şimdi yazıyorlar bizi bu hafta. Yazıyorlar değil mi? Evet, evet. Evet ustam, yufkayı serdiniz. Her et suyuyla. Et suyundan birer kepçe gezdiriyoruz. Evet ustam. Aslında her katın arasına bir miktar et koymak gerekiyor. Daha idealidir bu yemeğin. Tabii evet. O zaman da ne yapmamız gerekiyor? Etimizi iki katına çıkarmamız gerekiyor. Evet. Biz şimdilik et suyuyla idare edelim diyorsunuz. Et suyuyla idare edelim. Evet, biraz tasarruf olmak lazım değil mi? Tabii ki. Konumuz vardı. Diyet üzerine, diyet demeyelim de siz telaffuz edin, ben yanlış söylemeyeyim. Beslenme uzmanımız. Ya bugünkü hocalarımız vardı ya. Obezite, evet evet, evet obezite cerrahisi evet. Doktorumuz Eyüp hocamız vardı program öncesi. Vallahi çok da telefonlar geldi Eyüp hocamızla ilgili. İlerleyen günlerde hocamızı aynen. Tekrar alacağız programımızda. Evet. Durum onu gösteriyor. Hocamız özel olarak bence bir evet. Geniş bir zamanlı. Evet daha evet aynen. Detaylı. Çok önemli bir konu. Gerçekten ciddiye alınması gereken bir evet, durum. Evet evet doğru söylüyorsunuz. Yani sağlık hiçbir zaman ihmale gelmez diyoruz. Hele bu konuda yanlış bilgiler olmasın. Evet ustam.
Bu arada Güraylar acıkmışlar. Birkaç katımız kaldı sadece. İlkay Hanım. Efendim. Güray diyor ki abi senin hakkında ben yiyeyim mi? Tabii ki yiyebilirsin yemekte. Siz arkanızı döndünüz yemeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Aynen ben sadece ekrandan bakıyorum yandan. Onu fark ettim. Şimdi içiniz gidiyor mu gitmiyor mu siz onu hayır, söyleyin. Hayır kesinlikle bir şey söyleyeyim. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir şekilde gerçekten eski alışkanlıklarla ilgili hiçbir canım çekmesi veya ne bileyim hani ne derler. Gerçi hamile bayanlar için söylerim bunu. Aşermiyorum yani hiçbir şeye. Ne güzel. Gerçekten aşermiyorum. Çünkü düzgün ve sağlıklı beslendiğim için. Evet. Almam gereken şekerse yediklerimin içinden, proteinlerin içinden muhakkak bir şekilde onları gideriyorum. Yani midenizle birlikte gözünüzü de kapatmışsınız. Aynen şu an benim karnımda 6 aylık bir bebeğin mideyi var, midesi var. Ben şu anki işte bebeğimiz yaklaşık 50 günlük. 50 günlük bir yani daha doğrusu 6 aylık bir bebek ne yiyebilirse ben onu yiyorum ve çok mutlu oluyorum. Çok güzel nasıl gerçekten bebekler çok güzel. 6 ve karnı tokken rahatsa biz de öyleyiz yani. Vallahi çok güzel. Ben cevabımı aldım. Yani istemiyorsun. Teşekkür ederim. Ama ustalığınızın ve şu an elinizin lezzetinin ben çok çok biliyorsunuz, farkındayım. Biliyorsunuz daha önceki programımızda. Daha önce onu çok fazlasıyla tattığım için biliyorum yani. Teşekkür ederim. Ve şiddetle tavsiye ediyorum sizin yemeklerinizi. Sağ olun. Ama gerçekten gene de hijyen ve sağlık anlamında da güzel ürünler sergiliyorsunuz. Ben takip ediyorum bazen. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu enerjiyle biz yeriz şimdi. Aynen. Aynen. Diyorum ki etleri ne zaman yapacağız? Üstüne yapıyormuşuz. Evet. Evet. Aslında dediğim gibi aralarını da koymamız gerekiyor ama. Sadece üstüne de. Evet üstüne olabilir. De. Üstünü de kaplamamız gerekiyor. Anladım. Eti. Evet. Eğer arasına koymak istiyorsak eti iki katına çıkarmamız gerekiyor. Bu arada bize soruyorlar bazen. Gerçekten hemen orada yapıyorlar mı yemeği diye. Evet evet. Ben burada. Canlı canlı şahidim. Burada yapılıyor. Değil mi? Evet. Kesinlikle hazır bir şey çoğu yok. Çoğu izleyicimiz aynı şeyi söylüyor. Önceden hazırlanmış bir şey yok. Şu an sizin de gördüğünüz gibi hepsi yapıyoruz. Hepsi aşama aşama. Aynen aynen. Yani önceden hazırlanmış bir şeyimiz evet. Yok. Hani belki araya spot girince insanlar yok, belki. Yok evet evet doğru görür. Söylüyorsunuz. Aman aman maşallah. Evet evet. Kaç kolileridir kim bilir. Bilmiyorum bir dilimi bile. Yani. O yüzden bilmeyelim. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Diyetisyenlerimize geldiği zaman bunu hep tekrar ediyoruz ama evet yemek güzelse hiç yememektense ufak porsiyon küçük dilim küçük. Aynen. Değil mi? Yani hiç tadına bakmaktansa yani, hocamızı ne dedi hiç yememek. Komple doymaktansa evet. Tadına varmak. Onun o lezzeti bilmek de çok önemli yani. Evet. Tadına varmak hocamızın lazım. Hocamızın da söylediği gibi belli bir müddet sonra biz de tabii ki her şeyin tadına bakıp ondan da yiyebileceğiz. Tabii evet. Her şeyi yiyebileceğiz. Şimdi daha erken bizim için. Doğru. Belli bir programımız var onu uymak zorundayız. Evet. Önemli evet. Olan zaten demin de orada bahsettiğimiz gibi hocamızın üstüne basarak söylediği gibi ameliyat bizim için bir vasıta. Önemli olan ondan sonra devam etmek bu devam ettirebilmek çok ki. Önemli doğru. Evet. Ustam bu bitti. Hemen... Bu bitti şimdi fırınımıza atacağız. Pekala. Biraz böyle tandır gibi kızarması kızaracak. İstiyorum. 200 derece yaklaşık 10 dakika. Sonra tekrar geleceğiz. Az sonra yine görüşelim. Biz tekrar geleceğiz. Bekliyorum. Evet ustamızı mutfakta bırakıyoruz her zaman olduğu gibi ve sohbet köşemize geçiyoruz. Süremiz yetti. Sevgili seyircilerimiz mutfaktayız. Ustam çok az bir süremiz kaldı gençlerimizle konuşunca. Evet. Hemen apar topar şöyle anlatalım. Hemen anlatalım. Kek için gerekli malzemelerden yumurtayı ve şekeri çırptık. Diğer malzemeleri ilave ettik. Elmaları küp doğramıştık tarçın ve unla. Bulaştırdık, bulandırdık bir kapta. Kek harcını içine ilave ettik. Yağlanmış kabımıza ise karıştırdığımız tüm harcımızı ilave ettik. 160 derece 40 dakika pişirdik. Mükemmel kek tavsiye ediyorum. Elmanın kekimiz tarçınlıydı. Evet. Hemen trit kebabımızı gelelim, trit yememiz gelelim daha doğrusu. Manisa yöresine aitti. Önce ne yaptık? Kuzu gerdan ya da sırttan yaptım bugün ama gerdandan oluyor. Normalinde bir saat haşladık. Daha sonrası tiftiklik dedik ya da küçük bıçak yardımıyla küçük küçük minik doğradık. Diğer tarafta ise 8 adet yufkamız vardı. Yufkaların her katına haşladığımız etin suyundan birer kepçe gezdirdik. 8 katı aynı şekilde yaptık. Etimizi biraz daha fazla alabilirsek aralarına et serpiştirebiliriz. 8 kat sonrasını ise tekrar bir kepçe et suyundan ilave ettik ve etlerimizi üzerine gezdirdik. Arkasında 5 yemek kaşığı tereyağı ve pul biber vardı. Tavada soteledikten sonra, kızarttıktan sonra pul biberi üzerine gezdirdik. Ve biraz da etlerin üzerine nar gibi kızarsın diye fırına attık. 200 derece yaklaşık 10 dakika pişirdik. Manisa'ya selamlar gönderiyorum ve genç kardeşim sana da. Yolunda başarılar. Biz de çok teşekkür tamam. ediyoruz. Sen Berçan sevgiler gönderecektir ama süremiz evet. maalesef evet. bitti. Hemen buradan bir cümleyle alalım. Tabii buradan Ahmet Anadolu Lisesi'ne. Evet. Yanımıza mı alalım?
Mertcan'ı. Mertcan gel yanımıza. Manisa yemeğimizin yanında. Evet, evet şimdi gönderebilirsin. Çok hızlıca. Buradan Ahmet Anadolu Lisesi'ndeki tüm arkadaşlarım, öğretmenlerime ve değerli işletmecim, arkamda her zaman destek olan Hasan Sağlık abime sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica evet, ediyorum. Biz de diyoruz ki bugün de programımızın sonuna geldik. Evet, Tolga Gül ve arkadaşlarımıza, Özkan'a, Semih'e ve Güray'a çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldukları için bugün ağzınıza, yüreğinize sağlık diyoruz. Evet, programımızı kapatırken yine sizi dinleyeceğiz. Biz efendim bizi davet etmekle teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Nice programlara diyoruz. İnşallah. Buradan da yeni yılını, herkesin yeni yılını kutluyoruz inşallah. 2015 sağlık, mutluluk, evet, barış ve sevgi yılı olsun diyoruz. İnşallah abi, diyoruz. İnşallah. Biz de 2015'te sizi tekrar İnşallah. Programımıza davet İnşallah. Ediyoruz. Ve diyoruz artık ki albümle gelmek istiyoruz. Albümle, evet, albümle. Şubat, 14 Şubat'tan sonra tamam. İnşallah. Tam albümle. Sevgililer gününde. Evet, inşallah olursa İzmir'de olduğum söz. Ayarlayacağım. Sizle beraberiz. Olsun, bir gün, iki gün, üç gün albüm fark etmez. Albümle sevgililer günü sözünü veriyorum. Buradan beraberiz. Pekala, çok teşekkürler. Ve diyoruz ki yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler. Yarın yine saatleri 14'ü gösterdiğinde biz burada olacağız ve şimdi o güzel sesi ve yorumuyla Tolga Gül sizlerle. Hoşçakalın.